Közde yürek. Hep balıklar yemeyecek haliyle. Biraz da biz yiyeceğiz, değil mi? Valla ilk defa denedim. Güzel gözüküyor. Merhaba Eray Balıklı izleyicileri. Yine bir videoyla hepinize merhaba. Evet, biliyorum biraz kas sınavından sıkılmış olabilirsiniz. Ama ben de çok inatçı bir insanım. Yine aynı merada o kancamı kıran, pardon kancamı kıran değil, kancamı koparıp giden balığın peşindeyim. Umut ediyorum illaki buralarda bir yerdedir. Belki şurada olabilir. Şurada da olabilir. Şurada da olabilir. Şurada da olabilir. Belki de şu anda beni izliyor, seyrediyor. Ne yapıyor bu deli acaba diyor. Ama merak etme. Senin peşindeyim. Seni buradan alacağım. Her gün olsa da gelip seni buradan alacağım. Çünkü çok güzelsin bebeğim be. Her neyse. Umarım keyifli bir av olur. Teşekkür ederim. Bir önceki videoya bayağı like attınız. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hava soğuk. Biraz üşüdüm. Ateş yakacağım. Zaten balık da vurmuyor. Hadi bakalım. Şimdiden iyi seyirler. Eğer balık vurmuyorsa, havada soğuksa yapacağınız en mantıklı şey bir ateş yakıp ısınmak. Bugün ısrarcıyım. Hatta buraya da artık kendi evim gibi hissediyorum yani. Burada kalabilirim aslında gece. Yani bir kamp videosu güzel olur. İki tarafımdan dere akıyor. Sağlı sollu. Ya bir sel gelirse beni alır gider zaten de. Hava gerçekten soğuk. Balık hiçbir şekilde vurmuyor. Yaklaşık bir saattir falan buradayım. Herhangi hiçbir hareket yok. Karnım da acıktı açıkçası. Diyecek bir şey de yok. Umudumuz balıktı. O da yok. Sıkıntı değil. Güzel ışıktı ya. Balık yoksa tavuk yüreği var. Menümüz bu. Şimdi evet. Közde yürek. Güzel olur.
Severim. Madem balık yok. Bugün Doğa Ana bize balık vermedi. Biz de getirdiğimiz yemleri yeriz. Değil mi? Balıklarla anlaşmıştık zaten. Tutamazsak menüde yürek var. Bakalım. Of, anam çok güzel kızarmış. Az daha şöyle kızar bakalım. Közde yürek. Hep balıklar yemeyecek haliyle. Biraz da biz yiyeceğiz, değil mi? Vallahi ilk defa denedim. Güzel gözüküyor. Balık yoksa balık yemeyecek. Uf, çok sıcak. Ya bu hayat sevilmez mi arkadaşlar? Gerçekten bu hayat sevilmez mi? Ah. Doğada her şey var. Eve kapılıp kesinlikle kalmayın yani. Çıkın, atın kendinizi doğaya atın. Çok güzel pişmiş. Balık zaten vurmuyor. Ne yapalım? Böyle böyle. Biz de keyfini çıkartıyoruz. Her şey balık değil kesinlikle. Her şeyi balık olarak algılamayın. Bu yetersiz geldi. Hemen bir balık yakalamam lazım. Güzel. Hadi bakayım. Gel buraya. Orta boy bir kasna. Sabahtan beri ilk balık arkadaşlar. Vallahi billahi ilk balık. İnat ettim, duracağım dedim, durdum. Saat 5 civarı. İlk kasnamızı aldık. Ateşim yanıyor. Ah, ay ay ay, gitme gitme gitme. Dur. Dur bir tanem, dur bebeğim, dur canım hiç. İlk kastımız. Su daha yeni hareketlendi. Umarım devamı gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, günü tek bir balıkla, 8 saatte tek bir balıkla bitirmek zorunda kalıyoruz. Bugün balık yapmadı. Sebepleri şunlar olabilir tabii ki. Çok yağışlar oldu. Bayağı bir su yüksek. Hafif bulanık. Soğuk da bunun etken olabilir tabii. Tek vuruş aldık. Tek balıktı. Karşıda Ahmet abim var. Kocaeli insanlar tanır. Usta balıkçıdır kesinlikle. Onda 3-5 tane balık var. Bir 3 kilometre aşağılara indi, birkaç balık yakaladı. Artık Ahmet abi birleştirip onları akşam bir tava yapar. Değil mi Ahmet abi? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar yeni bir avda görüşmek üzere. Unutmayın ki Eray Balık'ta. Bu arada arkadaşlar, Facebook'ta ava geldiğimde canlı yayın açıyorum.
Facebook adresim Eray Balık'ta, Instagram adresim de Eray Balık'ta. Oradan takip ederek de bana destekçi olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.